Dersleri takviye etmesi. Kendi öğrencilerine ekstra ücret talep etmemek koşuluyla böyle bir takviye eğitimi vermelerine kimse bir şey demez. Gelelim öğretmenler mezunu. Şimdi burada görev yapan öğretmenlerin sayısı siz kaç dediniz? 80 mi dediniz? Yok, öğretmenler 50 bin. 50 bin. 50 bin öğretmen. Bu 50 bin öğretmenin bir kısmının kamuda istihdam edilebileceği açıklandı. Ancak kamuda istihdamın belli şartları var. Bir, KPSS sınavından başarılı olmak. Belli yaş haddi var. Mesela 40 yaşına geçmiş öğretmenlerin böyle bir şansı olmayacağını düşünüyorlar. 40 yaşına geçmiş öğretmenler biz ne olacağız diye biliyor. 40 yaş da artık ileri bir yaş değil. Hatta öğretmenlik için o yaşlar en verimli yaşlar. Dediğim gibi yani bir öğretmen bence 40 ile 60 yaş arasında en şahane öğretmenlik dönemini yaşar. Bunlar nasıl dönecekler? Kamuya dönüş nasıl olacak? Diyorlar ki yüz yüze görüşme şeyi var. Mülakat şartı var. Bu herhangi bir grubu içeri girmesini engellemek için mi koyuluyor? Kimler dönebilecek, kimler dönemeyecek? Şimdi bir defa şöyle bir sorun var orada. Bu dershanelerde görev yapan öğretmenlerin çok büyük bir bölümü maalesef ciddi emek istismarına da maruz kalan insanlar. Yani bunların sigortaları mesela genel uygulama, bana verilen bilgiyi söylüyorum. İstisnaları tabii ki vardır ama genel olarak 10 aylık sözleşmelerle çalıştırılıp 10 ay sonunda sözleşme bitiyor. Yani kıdem tazminatı yükü olması için. Sonra tekrar bir sözleşmeyle taşeron işçiler gibi. Evet. Şimdi bu insanların ama diyelim 10 seneden beri böyle çalışıyor. Bizim getirdiğimiz düzenleme belli bir süre 5 yıl topladığınız zaman 10 aylık da olsa. Onun toplaması mümkün. Toplandığı zaman 5 yılı geçiyorsanız o zaman siz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından istihdam edilebilirsiniz.